Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Bir kez daha milletçe çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle felaketler bu millete yaşatmasın, göstermesin. Ama iyi dilek ve temennilerle de bu işler, realiteleri, gerçekleri göz ardı edemeyiz. Modern şirketimiz Arçelik arkadaşlar. Ama önce sizlerle gerçekten herkesin, özellikle yöneticilerin, sorumluların, ilgililerin, yetkililerin ve nihayetinde de yatırımcıların düşünmesi gereken bir durumu sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, dünyaca ünlü uluslararası bir şirketin Türkiye CEO'su benim çok değerli abim, arkadaşım, dostum. İnanın abartmıyorum, mübalağa yapmıyorum. O belki bu şekilde değerlendirecek. Tanıdığım çok ender kişiliklerden birisi. Neyse, ben kendisinden değil, yaşadığım, bizzat tanık olduğum bir durumu sizlerle paylaşacağım. Bu değerli şahsiyet sadece mektepli değil arkadaşlar. Aynı zamanda da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde faaliyetleri olan, yatırımları olan, yani aynı zamanda sahada, yani mutfağında, işin mutfağında bizzat tecrübesi olan bir kişi. Bu finansal okurluk eğitimi doğrultusunda kendisini, çünkü benden daha üstün tarafı, işin bizzat başında olması çeşitli sektörlerde ve şirket yönetmesi benden daha kendisini tecrübeli ve üstün kılıyor. Nihayetinde benim bir şirketin finansını yönetmişliğim yok. Dolayısıyla onun bu bilgi ve tecrübesinden faydalanmak için kendisinden ricada bulunduğumda gerek yatırımcı, gerekse henüz eğitimini tamamlamamış öğrenci kardeşlerimize, çünkü kanalımızda yatırımcılar kadar da bu işin eğitimini alan öğrenci kardeşlerimiz var, takip eden. Finansal okurlukta bir katma değer yaratmasını kendisinden rica ettim. Bana dedi ki, bu işe ben tek başıma karar veremem. Şirkete ve PR'a sormam gerekiyor. Sordu arkadaşlar. Gelen cevap beni çok daha fazla üzdü. Reddedilmesi değil arkadaşlar. Reddedilmesi değil. Düşüncelerine, şirketin düşüncelerine, yaklaşımına, gerekçelerine yerden göğe kadar katılıyorum ve saygı duyuyorum. Ama bir yabancı gözüyle de hangi konumda, nerede olduğumuzu bizlere bir tokat gibi gözler önüne seriyor. Yani ben isterim ki piyasanın uzmanları bu
Borsa İstanbul'un yetkili ve etkili kişilerinin umarım bu videodan haberdar olur. Bu bakış açısının değişmesi için gerekli çabaları, yoğun emeği gösterirler diye düşünüyorum. Bakın. Gelen cevap. Görüşümü paylaştım ama görüşümü oluşturan nedenlere ilişkin özet bilgi vermek istiyorum. İşte bilmem ne kapsamında hem bireysel müşterilere hem kurumsal şirketlere hatta kamuya ürün ve hizmet satıyoruz. Tüm bunları yaparken iletişim çalışmaları ile yaptığımız tüm yatırım güven algısı üzerine. Bu konuda da hem kurum hem birey olarak çok önemli bir yerdesiniz. Yıllarca bu konu üzerine yatırım yaptık. Kenan Bey ile tanışmış, sohbet etme şansı da bulmuştuk. Kendisi muhtemelen bilgisi, yaklaşımı ve vizyonuyla en iyi isimlerden birisi. Ne yazık ki Türkiye'de para piyasalarına güven değil, bırakın riski kumar algısıyla yaklaşılıyor. Sosyal medya ile bu derin ayrım daha da artıyor. İşin sadece yatırımcı değil, finansal piyasalar, kurumlar ayağı da var. Bizim her ağırlığı bir terazide tartabilme şansımız yok. İnsanlar gerçeklere göre değil, algılarına göre hareket ediyorlar. Yatırımcılar akılla değil, duyguyla karar veriyorlar. Tüm bunlar nedeniyle şimdiye kadar oluşturduğumuz algıya olumsuz etki edebilecek her konuya çok dikkatle yaklaşıyoruz. Bu çerçevede bakın arkadaşlar, burası çok daha önemli. Bu çerçevede bu işi çok iyi ve farklı açılardan yapıp bu alana bir zenginlik ve derinlik kazandıracak olsanız bile bu çalışmayı yapmamanızı önemle rica ediyoruz. Yine bu çerçevede ileriye dönük atacağınız adımlarda aynı bakış açısıyla hareket etmenizi, ortaklık yapısına dikkat etmenizi, asla ön planda olmamanızı öneriyoruz. Bakın arkadaşlar, yani şirketin en üst tepe yönetimi bizim bunu gayet iyi niyet yatırımcıyı bilgilendirme, finansal okurlukta iyileştirme çabamızı bilmesine rağmen diyor ki bu işi çok iyi farklı açılardan yapıp bu alana bir zenginlik derinlik kazandıracak olsanız bile bu işi önermiyoruz. Arkadaşlar, bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Zerre kadar para piyasalarına güven değil, bırakın riski kumar algısıyla yaklaşılıyor. Efendim, sosyal medya ile bu derin ayrım daha da artıyor. İşin sadece yatırımcısı değil, finansal piyasalar, kurumlar ayağı da var diyor. Şimdi yabancıların borsamıza bakış açısını haklı gerekçelerle çok net ortaya koyuyor. Burada herkes bu algıda payını
sorgulamalı. Oysa ben bu kanalı ilk açtığımda ısrarla defalarca arkadaşlar bangır bangır bağırdım. Dedim ki borsa bir yüksek kültürdür, hipodrom değildir, kumarhane değildir, bir entelektüelliktir, yüksek bir kültürdür dedi. Eğer hala burayı kumarhane, hipodrom gözüyle görülmesine müsaade ediliyorsa, bu piyasada işlem gören şirketler okeyin taşları mı oluyorlar? Konken kağıtlarının hangi sınıfında değerlendiriyorlar? Kupa ası mı? Maça kızı mı? Vale mi? Ben yorumla, siz kanalın bu videoyu izleyen abonelerine veriyorum. Bu arada arkadaşlar, yaptığım işi takdirle karşılayan gerek değerli hocalarım, gerekse borsada işlem sırası gören şirketlerin genel müdürleri var. Benim bu emeğim, çabam, heyecanım karşısında onların da bir takım yapmış oldukları çalışmalar var. Eğer bir kaynak oluşturacaksa seve seve benimle paylaşmayı teklif ediyorlar. Tabii ki memnuniyetle, son derece memnun olurum. Ve elbette ki her bir katma değer sağlayan kaynağı da kesinlikle belirterek zenginleştirmekten büyük bir keyfiyet alırım. Şimdi arkadaşlar, mali analiz nedir? Arçelik'i değerlendirelim. Depremden hemen önce ilk gelen şirketti Arçelik, yanılmıyorsam bu felaketten önce. Yorumcuları takip ediyorum. Bu bilançoyu beğendiklerini söylediler. Ve bu kişiler kendini piyasada SPK lisanslı uzman olarak takdim eden kişiler. Bakalım. Bakalım. Tabii kimseyi sorgulamıyorum, eleştirmiyorum. Herkes işini yapsın. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu bir fotoğraftır. Ben fotoğraf çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben şirketin, yani şöyle düşünün. Şirketler her 3 ayda bir performanslarını kamuyla paylaşıyorlar. Yani bir fotoğraf sunuyorlar. Bu fotoğrafı ben en iyi şekilde görünmesini sağlıyorum. Ama bunun konuda eleştiriler var. İşte hani böyle kumar zihniyetiyle, mantıkla değil, algılarla ve duygularla yatırım yapan, tasarruflarını değerlendiren arkadaşlar tarafından eleştiriliyorum. Arkadaşlar, borsada para kazanmanın sırrı, bir kez daha söylüyorum, bilanço ve dipnotlarında gizlidir. Mükemmellikler ayrıntılarda saklıdır. Şimdi bakın, bilanço mali analiz neymiş arkadaşlar? Önce bu fotoğrafın ne olduğunu bir bilelim
Mali analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin, zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde belirlenen standart ve sektör ortalaması ile karşılaştırılarak yorumlanması faaliyetlerinin bir bütünüdür. Peki, bunu anladık. Mali analizin başarı koşulları nedir? Yani başarılı bir analizin şartları, koşulları nedir? Bir, analizin temelini oluşturan mali tablolar muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olmalıdır. İki, analiz yapan kişi yeterli, tarafsız, ön yargısız ve samimi olmalıdır. Mali analiz sonuçlarını değerlendirirken dikkate alınması gereken unsurlar. Temel mali tablolar işletmelerin nihai durumunu göstermez. İşletmenin sürekliliği kavramı çerçevesinde gerçek değerini değil, söz konusu ilkeler ve kavramlar doğrultusunda oluşan değerlerini gösterir. Temel mali tablolar enflasyondan etkilenir. Özellikle uzun vadeli kalemler enflasyondan etkilenir. Enflasyon fiktif kar yaratır. Temel mali tabloları düzenleyenin kişisel kararlarından etkilenir. Hep size söylüyorum, diyorum ki arkadaşlar, bu konuda bana da güvenmeyin. Niçin? Nihayetinde ben de bir insanım. O şirkete yatırım yapmış olabilir. Ben de yani elimde olmadan etkilenip duygusal davranıyor olabilirim. O yüzden yatırımcı kendi finansal okurluğunu mutlaka ve mutlaka geliştirmelidir. Bu iş o kadar da sanıldığı kadar da zor değildir. Kolay da değildir. Amortisman yöntemlerinin belirlenmesi. Arkadaşlar, bakıyorum ben. Sevgili uzmanlar, hiç amortismanı dile bile getirmiyorlar. Ya dikkat edin arkadaşlar. Bir şirketin değerlendirilmesi tamamen o bilanço dönemindeki açıklamış olduğu kar rakamıyla değerlendiriliyor. Ki bu konuda nakit akım tablosunun önemini ısrarla vurguladım, vurgulayacağım, üzerinden bir kez daha geçeceğim. Arkadaşlar, bir şirketin kâr etmesi nakit akışını sağlıyor olmayabilir. Bir işletmenin zarar etmesi nakit akışının kötü olduğunu, nakit sıkışı yarattığını göstermeyebilir. Şimdi arkadaşlar, çok ilginçtir. Varlıklar yapısındaki hazır değerlerde, yani nakit ve nakit benzeri varlıkların yüksek olması sebebiyle şirketin parasal sorunu olmadığını, nakit bolluğu içerisinde olduğunu, hiç paraya sahip diye övgüler, güzellemeler düzenlendiğini gördüm.
uzmanlar tarafından. Arkadaşlar, paranın da bir maliyeti vardır. Çok fazla para işletme açısından iyi olmayabilir. Cari oranın çok yüksekliği işletmenin kullanmadığı atıl kapasite olduğunu gösterir. Yani çok para, hazır değerlerdeki nakit ve nakit benzeri varlıklarının çok olması işletmenin iyi olduğu ve bir şirketi tercih etmede asla ve asla yeterli bir gösterge olmayıp tam aksine tereddütlen ve daha dikkatle yaklaşmak gerekliliğini öne çıkartır. Kaç senelik borsacı olurlarsa olsunlar, bu piyasada kaç senede faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, bunu söyleyen insanlar bu süre içerisinde bir arpa boyu kendilerini geliştirememiş uzmanlardır. Şimdi uzmanlık da artık çok kolay. Evet. Devam edelim. Amortisman yöntemlerinin belirlenmesi, stok değerleme yönteminin seçimi, maliyet giderlerinin dağıtımı, karşılıkların ayrılması, senetli alacak ve borçların reskontları gibi kişisel kararlar mali tabloları etkilemektedir. Bakın, mali analizin başarı koşullarından bahsettik arkadaşlar. Evet, gelelim Arçelik'e uzatmadan. Efendim, 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktifleri değerlendirdiğimizde toplam varlıklar içerisinde çalışma sermayesinin payı %70'den yavaşça çok cüzi %69,5'a gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı %15,5'dan %15,75'e çok cüzi, çok yavaş artarken yine toplam aktifler içerisinde toplam duran varlıkların payı %30'dan %30,5'a yavaşça artış kaydetmiş. Cari fiyatlarla işletme 47 milyar 164 milyon 72 bin liralık mutlak olarak bir iktisadi varlık artışı elde etmiş. Evet arkadaşlar, şimdi çalışma sermayesindeki çok cüzi de olsa azalışın ana kaynağına bakıyoruz. İşletmenin hazır değerleri %19'dan %18,5'a yavaşça gerilerken reel olarak, yani enflasyonda etkilenerek %22,5 azalış göstermiş. Ne dedik arkadaşlar? Mali analiz, mali tablolar enflasyondan etkilenir. İşletmenin ticari alacakları toplam varlıklar içerisindeki payı %27,5'dan %26'ya yavaşça gerilerken stokların payı %19,78'den %22,11'e artış göstermiş. Gördüğünüz gibi çalışma sermayesindeki brüt işletme sermayesindeki kısmen azalışın ana kaynağını başta ticari alacaklarındaki azalış, daha sonra da
hazır değerlerindeki kısmen azalıştan kaynaklanıyor. Peki, stoklarda çok cüzi bir artış var. Ticari alacaklarda azalış var. Ve hazır değerlerde azalış var. Peki, bu üç kalemin direkt bağlı olduğu reel satışlar veya da işletmenin satışları ne alemde? Stoklar satışların artışından ötürü mü kaynaklanan bir artışa sahip? Yoksa tüketicinin bir durgunluğa girmesinden ya da talebin azalmasından ötürü mü stoklarda bir artış var? Yani satışlarda bir yavaşlama mı var? Ticari alacaklardaki azalma da yine satışlarla ilgili olabilir mi? Nakit ve nakit benzerleri yani hazır değerlerin de satışlardaki değişiklikle bir bağı olabilir mi? Bakalım. Evet. Her ne kadar mutlak olarak net satışlar %96 artış göstermiş olsa da şirketin reel satışları %0.67 azalış göstermiş. Satışların unsurlarına baktığımızda, bakın arkadaşlar bir kez daha tekrarlıyorum. İhracat ve ithalat, ihracat geliri ve ithalat giderleri olmasına rağmen hala ısrarla bilanço ek bilgilerinde bunu paylaşmayan şirketler var. Ben denk geldiklerime yazıyorum. SPK'nın kanalıyla bunu kamuyla paylaşmalarını sağlamaya çalışıyorum. Onunla gelen cevapları, boğuşmaları, çabaları bir görseniz şaşırırsınız arkadaşlar. Ya bir şirketin yani bu mevzuatta olma varken bunu ısrarla paylaşılmaması hangi neye hizmet ediyor ben çözebilmiş değilim. İşte Arçelik. Ne güzel ihracat gelirlerinde belirtmiş, ithalat giderlerinde belirtmiş. Şirketin bir yıl önceki son çeyreğine göre ihracat gelirlerinden payı %33,25'ten %30,33'e %3'lük bir gerileme gösterirken ithalat giderleri de %19'dan %18'e %1'lik bir gerilemeye maruz kalmış. İthalat ihracat dengesine baktığımızda reel olarak toplam gelirler içerisindeki ihracat gelirlerinin payı %36'dan %64'e artarken ithalat giderlerinin payı %35'ten %65'e artmış. Çok küçük, çok cüzi de olsa işletme bir cari açığa maruz kalmış. Evet arkadaşım. Gelelim pasif yapısına. Toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynaklarının payı %47,5'tan %60'a belirgin bir oranda artış göstermiş. Yine toplam kaynaklar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı %27,5'tan %19,5'a azalış göstermiş. Toplam varlıklar içerisinde toplam borçların payı %75,25'ten %79,5'a artarken
öz kaynaklarının payı %25'ten %20,5'a belirgin şekilde azalış sağlamış. Peki. Şimdi bakalım arkadaşlar, kısa vadeli yabancı kaynakların artışında ana unsur hangisi? Toplam kaynaklar içerisinde maliyetli finansal borçlanmaların payı %12,5'tan %14,5'a artarken, bu arada uzun vadeli yapıya sahip olan finansal borçların payındaki uzun vadeli payındaki bir azalış sebebi, uzun vadeli maliyetli finansal borçların bir kısmının kısa vadeli duruma düşmesinden kaynaklanmakta. Yani uzun vade vasfını yitirmiş artık, bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç vasfını kazandığından kısa vadeli finansal borçlar bölümünü de yerini almış. Ve kısa vadeli yabancı kaynakların artışının en büyük, en yüksek ana kaynağını uzun vadeli borç yapısının büyük bir bölümünün uzun vadeli kısa vadeli borç vasfına erişmesinden kaynaklanmakta. Bunun yanı sıra ticari borçlar, yani maliyeti daha düşük borçların payı stabil kalmış. Çok fazla bir değişiklik göstermemiş. Bu arada şuna bir bakalım. Maddi duran varlıkların öz kaynaklar içerisindeki payı %62,5'tan %77'ye çıkmış. Arkadaşlar, burada her bir oranın son derece değerlendirme açısından büyük öneme sahip. Şimdi bu oranların olması gereken değerleri konusunda araştırmalar yapın. Ben artık burada bunları vermeyeceğim. Bunları kurmuş olduğumuz şirketlerde çok daha kapsamlı, çok daha zenginleştirilmiş, çok daha geliştirici olarak, eğitim olarak vereceğiz. Şimdi kaynaklar son derece önemli. Mesela bakın, net finansal borçlar arkadaşlar. Net finansal borçlar son derece önemli göstergedir. Bu net finansal borçları da kolay kolay, yani neyse, şey yapmayalım. Şirketin net finansal borçları %62,5 oranında artış göstermiş. Daha detaylı inceleyelim. Bakalım. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Bir önceki dönem 1 milyar 394 milyon yabancı para pozisyon açığına sahipken, aradan geçen bir yıl içerisinde 931 milyon 356 bin TL yabancı para pozisyon fazlalığı yaratarak cari dönemde yabancı para pozisyon açığını 462 milyon 774 bin liraya düşürmüş. Kısa vadeli borç değişikliğine baktığımızda, finansmanda öz kaynağın katkısının %17 oranında azalması olumsuz bir gelişme. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisinde payı
19,5 oranında artışı bir başka olumsuz gelişme. Evet, ne dediydik net borçlar açısından niçin önemli, ona da değinelim. Bakın arkadaşlar, kısa vadeli finansal borçlar esnek şekilde dönemsel alacak ve stok artışı finansmanında kullanılmalıdır. Kısa vadeli borçların ana kaynağını finansal borçlar oluşturmamalıdır. Ama burada baktığımızda ana kaynağı zaten kısa vadeli borçlar, bir de uzun vadeliden kısa vadeli vasfına erişen borçlar, finansal borçları kısa vadeli yabancı kaynakların artışının ana kaynağını oluşturmakta. Evet, öz kaynaklara bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı çok cüzi, çok minik azalmış. Devamlı sermaye belirgin şekilde azalmış. Öz sermaye karlılık payı da %17,5'dan %18'e yavaşça artış sağlamış. Toplam öz kaynaklar %2,5 oranında ödenmiş sermaye, %67,5 oranında da efendim geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış karlardan, yani yedek akçelerden teşekkül etmekte. Peki şu beğenilen şirketin şirket ve ortak karlılık oluşumuna, bileşenlerine bakalım. Şirket karlılığı %16,5 oranında azalırken satış karlılığı, pardon oraya geleceğim. Önce şirket ve ortak karlılığının mukayesesini yapalım. Şirket karlılığı %16,5 azalırken ortak karlılığı şirket karlılığından daha yüksek oranda %35 azalış göstermiş. Şirket karlılık oluşumuna baktığımızda satış karlılığı %34 azalırken katkı payı yüzdesi %51'den %48'e %5'lik bir azalış göstermiş. Emniyet marjı da %20'den %14'e azalış göstermiş. Yani risk yükselmiş. Arkadaşlar, emniyet marjı aynı zamanda bir risk göstergesi modelimizde. Diğer modelleri de gözden geçireceğiz. Gelelim gelir tablosuna arkadaşlar. Piyasa tarafından beklenen, piyasa tarafından beğenilen bu fotoğrafın yani bakış açılarımız tabii ki çok farklı. Toplam gelirler içerisinde sabit satılan malın maliyetinin çok cüzi artış göstermiş. Maliyetlerin payının %70'den %70,5'a artmasının neticesinde gayri safi işletme karı %30'dan %29,5'a azalmış. Faaliyet giderlerinin %20'den %23'e artmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı toplam gelirler içerisinde %10,5'dan %7'ye gerilemiş. Yatırım faaliyetlerinden, yani olağan gelir gider hesabından sonra faiz vergi öncesi karımız %10,5'dan %8'e gerilerken finansman giderlerinin payının %5,5'dan %5'e yavaşça azalmasının neticesinde de vergi öncesi karı %5,5'dan %3'e gerilemiş. Şirketin 1 milyar lira vergi gideri varmış. 1,5 milyar lira vergi ertelemesinde bulunmuş. Dolayısıyla vergi ertelemesi 505 milyon liralık bir avantaj
sağlayarak kendine net dönem karı %5'ten %3,5'a gerileyerek yılı tamamlamış. Gelelim fon kaynak kullanımına. Arkadaşlar, buna özür dilerim, düzeltiyorum, nakit akım tablosuna. Bunun önemini ısrarla defalarca işledik. Gene işleyeceğiz. Özellikle nakit akış tablosundaki bölgelere, 8 tane bölgeye sahip, bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Nakit akışının detayına, ayrıntısına, MR'ına geçmeden önce arkadaşlar, bizim için yani yatırımcı açısından önemli olan kar oranlarına bakalım. Kar muhafazakarlığı %311'den 323'e çıkarak %3,5'luk bir artış göstermiş. Piyasadaki tecrübeli uzmanların beğendiği fotoğraftan söz ediyorum arkadaşlar. Mali rentabilite %6 artış kaydetmiş. Peki kar muhafazakarlığı nedir? Bunu daha kapsamlı açıklayacağım ama burada değil. Dediğim gibi arkadaşlar, daha farklı bir mecrada. Oranın %100'e yakın oluşu finansal raporlamada firmanın nispeten ihtiyatlı tutucu yaklaşımını yansıtır. %100'den büyük oluşu şirketin kar yaratıcı, %100'den büyük oluş şirketin kar artırıcı muhasebe uygulamaları tercihini veya vergi yönetimindeki esnekliğin bir göstergesi olarak, etkinliğin göstergesi olarak yorumlanır. Oran işletmenin muhasebe politikası seçiminin bir göstergesi olduğu gibi vergi oranlarındaki gelişme beklentisini de yansıtır. Şimdilik bu kadar bilin. Peki mali rentabilite nedir? Şirket ortaklarınca sağlanan kaynağın birim başına net karını ortaya koyar. Yani ortaklarca sağlanan kaynağın ne derece etkinli kullanılıp kullanılmadığını gösterir. %6. Efektif kar nedir? Efektif kar, elde edilen karın efektliği oran yapılması, özellikle şirket ortakları ve pay senetlerine yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için son derece anlamlı ve önemli bir göstergedir. Zaten onun için buraya, bizim için, hisse senedi yatırımcısı için önemli olan kar oranları diye buraya bunu iliştirdi. O da ne yapmış? %37 azalmış. Piyasa uzmanlarının beğendiği fotoğraf arkadaşlar. Vergi öncesi karı %19,5 azalmış. Ekonomik rentabilite nedir arkadaşlar? Şimdi geldik ekonomik rentabiliteye. Bir mali rentabiliteyi öğrendik. Şimdi ekonomik rentabilite. Kaynakların, yani borçların verimliliğini ortaya koyar. İşletme kaynaklarını ne ölçüde karlı kullandığını gösterir. Net kar, öz sermaye yerine kullanılması daha doğru olur. Bakın, net kar bölü öz sermaye diyoruz, oranı değerlendiriyoruz. Oysa ekonomik rentabiliteye bakmak, kullanmak analiz açısından daha doğrudur. Şirketler borçlanarak aynı zamanda da ülke ekonomisine katkı sağlamış olurlar. Bakın arkadaşlar, şirketler bankalardan borçlanarak aynı zamanda ülke ekonomisine de katma değer sağlarlar. Ama ben bu ülkede gong açılışında bir şirketin halka arzında yetkili birinin bütün şirketlerimize sesleniyorum, bankalardan faizle para çekeceğinize gelin finansmanı borsada açılın dediğine tanık oldum, tanık. Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde hiç böyle bir kelimeyi sarf eden kişiye rastlayamazsınız. Evet. İşte yabancılar da o zaman
Bu gözlem bakarlar. Yanlış da bu görmezler. Faiz vergi öncesi karlılığı ulusal ekonomide firmanın yarattığı katma değer ve karlılık ölçmede daha anlamlı göstergedir. Bakın FAVÖK'ten bahsetmiyor, FEVÖK'ten bahsediyor ama herkes size FAVÖK'e yönlendirir. FAVÖK karlılığı %5 artmış, FAVÖK karlılığı da %12,5 gerilemiş. Kümülatif karlılık yani birikmeli karlılık, onu da bakalım. Birikmeli karlılık oranının dağıtılmamış karların firmanın uzun süreli karlılığını gösterdiği gibi firmanın kar dağıtım politikasını da analiste ışık tutar. Tuttu. %17 azalmış. Faaliyet karlılığı. Faaliyet karlılığı neymiş efendim? İş hacmi rentabilitesi olan bu oran işletmenin esas faaliyetlerinin ne ölçüde karlı olduğunu ortaya koyan yüksek ve yükselme eğilimi uzun vadede yatırımcı göstergesidir. Bakın. Hep yatırımcıyı ilgilendiren önemli göstergeler. O da %34 artmış. Gelelim XQ verimliliğine. Bu da son derece önemlidir. Bu aynı zamanda işletmenin, çalışanlarının ve yönetiminin karnesidir. Ama bu XQ verimliliğinin hangi politikalar doğrultusunda arttığını ya da azaldığını tespit etmek son derece önemlidir. Aynı zamanda bu gösterge o politika neticesindeki nihai karar aynı zamanda işletmenin gelecekteki performansının da öncü göstergesidir. Yani bir sonraki bilançoda bu hangi politikayla artmış ya da azalmışsa bunu net bir şekilde ortaya koyduğunuzda bir sonraki şirketin nasıl bir performans sağlayacağını, yani iş gücünün artıp veya da azalacağını gösteren öncü bir göstergedir. Evet arkadaşlar, nereye bakalım? Reel satışlara baktık. Fon kaynak kullanımına bakalım. Daha fazla uzatmayalım. Fonların sadece %23'lük kısmı, 23,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. %41 ile finansal borçların artışı kaynak oluştururken %28,31 ile maddi duran varlık kullanım olmuş ve %28,31 işletme varlıklarını fonlamış, yatırımlarını fonlamış. Gelelim net işletme sermayesine. Arkadaşlar son derece önemlidir. Bakın net işletme sermayesi %34 oranında işletmenin azalmış. İşletme sermayesi neydi arkadaşlar? Çalışma sermayesi, dönem varlıklar. Peki net işletme sermayesine nasıl ulaşıyordu? Dönen varlıklar, yani çalışma sermayesinden kısa vadeli yabancı kaynakları çıkarttığımızda net işletme sermayesine ulaşıyorduk. Bir önceki dönem 19 milyar, cari dönemde 12,5 milyar. 6 milyar, 6,5 milyar lira bir önceki yıla göre işletme sermayesi %34 oranında azalış olmuş. Varlıklar %55-44 artarken işletme sermayesi reel olarak %54, mutlak olarak %54-35 artmış. Net işletme sermayesi %34 azalmış ve dağılımını her baba yiğit de böyle modelleyip ortaya koyamaz. Birazcık da megalomanlık yapalım. Ve işletmenin finansal kaldıracı düşmüş. Ne dedik? Ne dedik arkadaşlar? Geldik rasyolarına. Arkadaşlar bunları tek tek okumama gerek yok. Gördüğünüz üzere
ve riskliğine bakalım. Evet arkadaşlar, Edward Altman'ın Z-Score yöntemi modeline göre şirket bu fotoğrafta yüksek risk içermekte. Gordon Springate'in Z-Score yöntemine göre düşük risk içermekte. Fakat yine bizim finansal sürdürülebilirlik analizi modeli değerli hocalarımızın yöntemine göre de yüksek risk içermekte olduğunu görüyoruz. Dörde karşı arkadaşlar bir. Evet, hissenin olması gereken fiyatına gelince de arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi fotoğrafın neticesinde. Herkese kayıpsız, felaketsiz günler, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.